Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'da sizlerle birlikteyiz. Sinan abinin Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar şu anda gündem oldu. Yine onu söyleyelim. Altını çizerek belirtelim. Trabzonspor Fatih Tekke ile anlaşmak üzere, altını çizerek belirtelim. Ve yine Serdar Saatçi, eski Beşiktaşlı ve Braga'da forma giyen Serdar Saatçi ile de 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Trabzonspor böyle bir sözleşmeye karar verdi Serdar Saatçi ile. Cem Uzan, sevgili seyirciler, sayın Cem Uzan. Çok iyi ya. Instagram paylaşmış. Evet. Cem Uzan. Bir görelim bakalım. Tam fake ekran falan değil, değil mi? Fake değil. Yok yok. Ben baktım şimdi Instagram'ından da. Yeni transfer İsmail Jakobs. Şu an Monaco'da Saz Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Allah şaka Allah mı bu? Evet. Sevgili seyirciler. Hakikaten orada mı şu an ya? Evet, Sayın Cem Uzan'ın açıklaması. Hayır. Şu an Saz Cafe'de mi acaba? Saz Cafe'de. Öyle diyor. Yani 12 dakika önce yani devrim bulsanız Cem Uzan, Cem Uzan'a ulaşın orada bir tane fotoğrafını alsın. Hakikaten orada mı ya? Yeni transfer İsmail Jakobs. Ya. Şu an Monaco'da Saz Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Şaka mı bu? Ama İstanbul'a gelmiyor mu? İşte herhalde yarın sabah gelecek. Bugün pazar. Kutluyor bence, kutluyor. Pazar günü gelecek. Kafa bence çekiyor. Saz Cafe'de ama kutluyor. Kafa çekiyor demesi herhalde kafa ya, şu yemek anda yiyordur ya. Bayağı bir sarhoş. Bir bardak şarap içiyordur, yemek yiyordur. İçki sağlığa zararlıdır, içmeyin. Yani herhalde öyledir. Ama yani şimdi Cem Uzan kalkıp da bunu haybeden yere atmaz bunu. Tabii. Demek ki görmüştür, orada atmıştır. Benzeri falan var mıdır, ikisi falan bilmiyorum. Büyük bomba yalnız ya. Yeni transfer İsmail Jakobs şu anda Monaco'da Saz Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Şaka mı bu? Ya ben sana bir şey söyleyeceğim Ertem. Ya hakikaten Galatasaray takımı demin versene o Endombele'li o sayfayı ya. Bir verebilir misiniz arkadaşlar? Ya versene ya. Transferler, gelenler, gidenler bir hemen verebilir misiniz? Evet. Ya bir şey söyleyeceğim size ya. Ya şuraya bakar mısınız ya? Şunlar geçen sene Galatasaray'dan büyük maaş aldılar, biliyor musunuz arkadaşlar? Bak Galatasaray'dan büyük maaş, bonservis falan var yani ya. Şunlara bakar mısınız? 10 gol yok orada, biliyor musunuz? Bak toplam 10 gol yoktur o gidenlerde. Çıkarsınlar 10 yoktur. Var mıdır 10-12 falan? Yoktur. Yoktur. 10 gol bile yoktur. Zaha. Yok. Yok. Ben sana Tete söyleyeyim. Yoktur. Vallahi yok, bravo ya. Sinan abi. 10 gol yok orada. Bir de şey var. Çok ne güzel o çocuk? Diyorum. 10 gol 10 yok. 10 gol yok burada. Ayıp ya. Şurada 10 vallahi gol billahi yok. Vallahi yazık ya. Galatasaray'ın hakikaten bilmiyorum. Herhalde parası çok. Herhalde bu Florida'da falan Galatasaray'da petrol falan var herhalde, bilmiyorum. Yani petrolü falan fışkırıyor herhalde, bu paraları vermişsiniz. Şunlara bakar mısınız? Bir de Hakim Ziyech var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane bir monşör daha var orada. Evet. Baba sağda duruyor. İçeri giriyor. Solla vuruyor. Böyle yapıyoruz. Bak bizim seyirciler. Bizim Türkler. Ne vuruyor be abi? Ne futbolcu ya? Böyle kalite olur mu? Ne? 3 tane gol atıyor. Kopenhag maçıydı galiba. Sezonda 3 tane gol atıyor. 4 tane atıyor. Vay be diyor. Ne futbolcu, görüyor musunuz diyor. Öteki taraftan bizim Barış Alper. Garibim Kerem Aktürkoğlu. Analar ağlıyor. En çok küfürü Kerem Aktürkoğlu yesin. Ama Barış Allah'a var. Barış'a bir şey yok. Kerem Demirbay. Geçen sene şampiyonda çok büyük katkısı olan çocuk. Kement diyor. Hemen bir oyuncu geliyor, atılıyor falan. Adaletli olacaksın. Adaletçi olacaksın. Okancığım. Güzel kardeşim benim. Adaletçi olacaksın. Bu Endombele'yi acaba kim önerdi Galatasaray'a, biliyor musun? Çok merak ediyorum. Bir de o Vinicius'u. Carlos Vinicius'u. Mesela kim? Kim? Çok merak ediyorum. Yani hadi Zaha falan futbolcu. Zaha kötü futbolcu değil. Eyvallah, oynamadı, bir şey yapmadı. Bunu kim mesela? Çok mesela. Çok merak ediyorum. Yapmayın ya. Hakikaten, hakikaten transfer çöplüğü ya. Vallahi transfer çöplüğü. Ondan sonra da İsviçre Ligi'nin sonuncusu Şampiyonlar Ligi'ne geliyor. Burada bize futbol dersi veriyor. Biz UEFA'dayız. Babalar Şampiyonlar Ligi'nde. Biz onları televizyondan seyredeceğiz. Ertemciğim. Tabii. Televizyondan seyredeceğiz. Tabii. Ama burada bizim annemizin liginde 25. şampiyonluğu alıyoruz diyelim. Ama abartalım, avutalım annemizin falan liginde diyelim. Annemizin liginde. Kardeş kardeş
Birbirimizle oynuyoruz. Bulmuşuz kafamıza göre de şey. Taraftarlar nasılsa. İşte öbürü de çıkıyor, ne diyor Sinan abi hepsi? O diyor ki ben 5. yıldız takacağım. O diyor ki ben 4. yıldız Fenerbahçe takacağım. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti var Allah'tan. Onunla öyle bir gidiyor olaylar. İşte Fener Galatasaray rekabetiyle olay gidiyor. Ama artık Fenerbahçe Galatasaray artık yok. Yalnız yok. Artık Beşiktaş var. Artık Beşiktaş var, unutmayın. Artık Beşiktaş devreye girdi. Bak ne dedim daha program başlarken Ertem burada. Şampiyonluk inin stadından geçer. Yani Tüpraş stadından geçer şampiyonluk. Kolay değil. Oyun önünden çıkışı yok. Öyle kolay çıkılmaz önünden. Ben size söyleyeyim. Ertem'ciğim. Evet. Var mı gelen kimse? Arkadaşlar nedir durum? Bu arada tekrar şunu söyleyelim. Jakobs, İsmail Jakobs şu anda Saz Kafe'de eğleniyormuş. Eğlenebilir. Onu da söyleyelim. İstanbul'a gelecek sözleşme imzalamak için. Icardi, Muslera'yı görüyoruz. Yanında Icardi sekerek gidiyor. Mauro Icardi, Sinan abi Fenerbahçe maçında oynaması şüpheli diyor. Yani arada milli ara var. Çok zor, yetişmez. 3 hafta. Yetişmez. 3 hafta. Bak şimdi niye bak Ertem'ciğim. Bu tip sakatlıklar sana antrenman yaptırmaz. Hı hı. Bir, senin bir kere tempon düşecek. Fiziki değerlerin bir anda şu an %80'lerdeysen %60'a düşeceksin. Yani ayağın iyileşecek. Depar pozisyonuna geleceksin. Ben de bu Adele sakatlarını çok yaşarım. Depar pozisyonuna gelmen senin zaman alacak. Depar pozisyonuna gelmediğin zaman da sen antrenman yapamazsın. Onun için sen maç temposunu yakalayamazsın. Onun için ben Icardi, yani Fenerbahçe maçında oynasa da bir şey vermez bu Adele ile. Onun için burada Okan Buruk muhtemelen Batshuayi ile başlayacak. Görüntü o. Hı hı. Icardi yetişmez. Genel İnce açıklama yapmış. Demiş ki bu gece İstanbul'da MR çekilecekmiş, gelir gelmez. Tedavisine ona göre karar verilecek. MR sonucuna tedavisinin Türkiye'de mi yoksa yurt dışına mı olacağı karar verilecek diyor. Ne yurt dışı ya? Niye yurt dışı ya? Ne ala Adele yırtı, Adele bu ya, Adele ya. Ben de dedim niye burada da masörlerimiz var bizim, şahane bizim bizi. Evet tıpta ya. Tıpta harikayız biz ya. Bu zaman süre bu. Yırtık mı? 3 haftadır. Bitti. 3 hafta, niye idamı. Niye yurt dışı derler Sinan abi? Baba gezmek istiyordur, bir sıkıntısı vardır, seyahate çıkmak istiyordur. Yani yapmayın. Ya yapmayın. Bana kızdınız. Sevgili Galatasaraylılar, bana kızdınız. Instagram'a koydum. Dedim ki böyle böyle. Bu dedim Icardi mutsuz. Bu Icardi'yi, evet, Icardi'yi Vandanara'yla lütfen barıştırın dedik. Araya girsin büyükleri, barıştırın. Bu çocuk mutsuz. Bu çocuk moralsiz. Bu çocuğun keyfi yok. Yüzü gülmüyor. Ben söyledim. Bu Icardi mutsuz. Bunun en büyük ilacı, hocası, menajeri Vandanara'ymış. Vandanara'dan dolayı bu çocuk buyurun. Böyle aşağı doğru gidiyor. Eğer yurt dışında falan tedavi, medavi falan filan giderse falan o Adele falan çok zor iyileşir. Şimdi bizi seyreden tesislerde oturan futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bilirler. Adele sakatlığı neden olur? Hiç Cristiano Ronaldo'nun Adele'si çekiyor mu? Hiç Messi'nin Adele'sini falan çektiğini gördünüz mü? Adele'sinin falan? Veya Haaland'ın falan? Yok. Adele çekmesinin bir sebebi vardır arkadaşlar. Uykusuzluk, düzensiz yaşam. Uykusuzluk ve düzensiz yaşamdır Adele çekmesi. Adele odur. Onun için yani Icardi eğer Avrupa'ya falan da giderse 2 ayda falan ancak iyileşir o Adele. Sinan abiciğim. Başka da bir şey söylemiyorum.